en başından beri tek bir söylediğim bir şey vardı. Eğer ben başarabiliyorsam herkes başarır. Sıfırdan bakalım ne kadar daha ileriye gidebileceğiz. Egzozcumuz biraz kafa dengidir. Onu baştan size ayıktırayım. Ya şimdi ben var ya, şu eski lisede aşkım vardı. O hayalime girdi. Evet. Patronunu gördün mü? Bak saati göster. Biz gerçeğiz, gerçeğiz. Bak kel. Şaşmaza gir. Kel. Kafası kırık. Cep benim de zincirleri olan bir egzozcu de. Vallahi Ankara'da bir tane benim. Şimdi Tobaş yapacağım. Sana bir soru sorayım deli oğlan. Gerçeği söyle ama. Et giren yere dert girer mi? Hadi bakayım. Evet dostlar, yeni bir içerikle daha birlikteyiz. Şu an sesim birazcık az geliyor olabilir. Çünkü Tofaş'ı ısıtmaya çalışıyorum. Hemen burada bir başlangıç yapayım istedim. Şimdi sanayiye gidiyoruz. Bir cumartesi günü sabahın erken saatinde kalktık. Yine işimizin gücümüzün peşine düştük. Gördüğünüz gibi hala duman çıkıyor. Tofaş biraz ısınsın, sanayiye gideceğiz. Egzozumuz çok kötü durumda. Hatta düştü, düşecek. Belki bir miktar düşmüş bile olabilir. Güzel bir sanayi içeriğiyle başlıyoruz güne. Haydi gidelim. Ben bu yola çıktım ve en başından beri tek bir söylediğim bir şey vardı. Eğer ben başarabiliyorsam herkes başarır. Sıfırdan bakalım ne kadar daha ileriye gidebileceğiz. Bu tamamen sizin için tez niteliğinde, deneme niteliğinde bir YouTube kanalı. Görelim bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Şimdi egzozcumuz biraz kafa dengidir. Onu baştan size ayıktırayım. Gerçekten iyi niyetlidir, kafa dengidir. Muhtemelen çok eğlenceli, çok keyifli dakikalar geçireceğiz onunla birlikte. Hem de o sırada da işte arabamızın egzozu yapılacak. İşte kışın abi Tofaş'a binilmiyor, şöyle böyle gibi çok fazla yazan şey yapan oluyor. Bir de ben sürekli başka başka arabalarla hikaye attığım için Instagram hesabımdan, siz de girip Instagram hesabımdan bakabilirsiniz. Sürekli farklı farklı birçok araçta video atıyorum. Ama sonuçta arkadaşlar ben bu işin ticaretini yapıyorum. Farklı araçlara da binmek zorundayım gibi bir durumum var. Yoksa Tofaş'a işte kışın binilmez. Kimisi hikayeden falan yazdı. Abi işte Tofaş hep kapının önünde yatıyor. Fotoğrafını çekip falan atan kardeşlerimiz oldu. İşte abi Tofaş hep kapının önünde yatıyor. Sen başka arabalara biniyorsun şöyle böyle. E kardeşim onlara ticaret için biniyoruz. Yani yoksa emin ol bundan aldığım ne keyif onlardan alıyorum. Bir bundan aldığım keyif sanırım hayalim olan araba E60'dan alırım herhalde. Onun dışında Tofaş'ın keyfi tabii ki yeri bizim için çok farklı, çok ayrı. Artık sanayiye geçelim ve sanayide bizim kaynak ustalarımızla güzel vakitler geçirelim. Hem de arabamız dört dörtlük çıksın. Kendinize... Hayır, onu burada demiyoruz ki. O sanayiden sonra. Ve Şaşmaz. Hadi bakayım. Geldik gene Şaşmaz'a düştük arkadaşlar. Size şöyle sanayinin girişinden itibaren göstermek istedim. Şaşmaz Otosanayi birinci girişten giriyoruz. Egzozcumuzun yeri zaten çok basit arkadaşlar. Dükkana doğru bir gidelim bakalım ne yapıyormuş kral. Ya işçiliği falan çok iyi. İşçiliği iyi olan ustalar tabii ki kıymetli. Ama hem işçiliği iyi hem de üstüne ekstra da tatlı dilli. Böyle birçok işte size yardımcı olacak, işin doğrusunu gösterecek bir ustayla çalışmak çok çok daha keyifli. Mustafa ustamız da aynen öyle bir ustalar arkadaşlar. Mekanımız tek egzoz. Şimdi hemen bir ustamızın yanına gireyim. Orada devam edelim. Saat 11'i çeyrek geçe Mustafa ustamız dükkana geldi ve neden bu saatte geldiğini bize bir anlatmak istiyor. Sendeyiz usta. Ya şimdi ben var ya, şu eski lisede aşkım vardı. O hayalime girdi. Onu çok seviyordum. Sarı saçları vardı. Beyaz beyaz tenleri vardı. Şimdi bu arkadaşı tanıyor musun sen? Yok. Bu arkadaş Batıkent'te. Tanımam. Set motosiklet tamir. Evet. Oo. Set ne de set siner abi. Bu da İsmail usta. İsmail sessizdir bak. Sessiz. İşinde. Adam işinde. Sessiz. Ses kesiyor adam. Bu arkadaşı daha yeni tanıyorum. Bakalım bak gülün. Gülün mü? Gülün bana bak. 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 Gördün mü? Bak saati göster. Bak. Saati bir göster. Dükkana geldiği saat işte. Ben diyorum. Adam burada. Saat de iyiymiş ha. Siz 1 milyon dolar aldım. Babaş. Bak şimdi senin işini bir yapacağız abi. Ne istiyorsun abi sen? Abi ben şimdi çanta demirini tamam. İsmail abiler dedi. Tamam. Tamam dedi. Çanta demiri sağlam olacak dedi. Onda sıkıntı yok. Bir de koruma demiri yaptıracağız ama onun için patron gelsin bir de onunla konuşalım dedi. İyi ki de geldin abi. Ben patron değilim. Ben beklemiyordum bu saatte seni. Sana gerçeği söyleyeyim mi? Buyurun. Ben usta da değilim. Tamam. Gerçek lan. Valla ben usta falan değilim ya. O zaman hala sen, öğreniyorum yani. Sen güzel bir muhasebecisin abi o zaman. Güzel bir fiyat vereceğim. Ben... Valla babamdan dayak yerim babaş.
çarpım tablosu için. Ciddi söylüyorum. Çarpım tablosunu hala bilmiyorum ben. 3 kere 3 de... Öyle bakalım sen. Can sağsın abi. Şimdi buna ön demir mi yapacağız? Abi çanta demiri yapılıyor. Tamam. Bir de etrafına bir koruma demiri yapalım diyoruz ama fiyatta... Kamerayı arkadaş kapatınca bir pazarlık yapalım. Zararlı çıkma yani şimdi, reklam olmasın. Reklama gerek yok. Şimdi her şey gerçeği makul değil mi? Her şeyin gerçeği makul. Herkes ama... yapmacık hareket etmiyor mu? Abi. Yapmacık değil mi bu hayat? Abi biz zaten... Biz gerçeğiz. Bak kel. Şaşmaza gir. Kel. Kafası kırık. Cep benim de zincirleri olan bir egzozcu de. Vallahi Ankara'da bir tane benim. Vallahi bak, şimdi bak, şimdi tobaş yapacağız. Seni halledeceğiz. Bak. Adam sana bir soru sorayım deli olan. Tabii. Gerçeği söyle ama. Tamam. Bana cevap ver. Cep doğrucuyuz. Et giren yere dert girer mi? Et giren yere dert girmez. 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 Tofaş almışsın, daha ne dert ayrı. Dert girmiş tofaşın var. Tofaş ayrı, tofaş ayrı. Onun seveni de ayrı, onun kitlesi de ayrı. Evet abi. Bu işi yapıyorsan tofaş şart. Bak tofaş burada, yapıyorum. Yılan gibi yatıyor. Aşına gözünü diyorlar. Benden ne istiyorsunuz abi? Ben senden ne istiyorum abi? Evet. Egzozuna bir bak, egzozda sıkıntılarımız var. Tamam. Ondan sonra detaylarını konuşacağız artık, usta sensin. Neler yapıyoruz, ne yapıyoruz, bunları sen söyleyeceksin. Yani bildiğin tofaş egzozu takacağız. Bildiğin tofaş egzozu takacağız yani o zaman. Birazcık daha böyle, işte o da hayal gücümüze kalmış. Fantazi mi istiyorsun, ne istiyorsun? Fantazi olmazsa olur mu? Alev mi çıksın, pembe alevler mi çıksın, pembe sana kırmızı pembe alev. Sana kırmızı yapalım. Ya sen yap da, alev çıkacaksa pembe de olur. Pembelerden uzak. Kaç sağdan devam et. Evet, işe başladık. Evet. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Şu an söküyoruz egzozu. Şimdi ne yapıyoruz usta? Komple değişiyoruz mu? Yeniliyoruz mu? Şu anda dünyanın en güzel tofaşının bağ. Çatalını söküyoruz. Ya sen bir harikasın ya. Bak sökerken nasıl söküyorum biliyor musun? Civatadan sökülüyor ya bak. Hissediyor musun? Bak yavaş yavaş. Bak bu dünyanın en güzel civatası. Bak, bu civata var ya, bu civata olmasa ne olur biliyor musun? Ya ne olur alt üst civata ya. Mustafa abi sen bu işte çok iyisin ya. Yok ya iyi değil. Hadi. İlaçı da açtık, biraz kel parlıyor ama sorun olur mu? Bak ben 18 yaşından beri kelim. 18 yaşından beri yapma be abi. Ciddi söylüyorum. Ben doğmuşum. He. Beni küvezden çıkartmışlar abi. Ondan sonra babam demiş ki erkek mi kız mı? Adamcağız da haklı yani. 4 kızdan sonra oğlan sevdasıyla yanıp tutuşurken ben doğmuşum yani, anladın mı? Doğar doğmaz ne yapmışım biliyor musun abi? Babam gelmiş. Şöyle almış elini. Şöyle havluyu açmış. Ben böyle yapmışım. Yani bu bir özellik ya. Bu özellik abi. Doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Heyecan yok. Şuna bir bak ya. Tüp yani. Tüp evet. O bizi de üzüyor. Yani öyle bir enerji olacak ki yani. Hiç bedel ödemeyeceğiz böyle. Güleceğiz, bineceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz diyorsun ha. Ben bu İsmail Usta'yı çözemedim. Adam sessiz ya. Korkuyorum ben bundan. Sessiz adam tehlikeli olur sessiz, abi. Sessiz adam abi, tehlikeli. Sessiz sağdan. Sana bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle be abi. Söyleyeyim mi abi, sana da söyleyeyim mi şarkı? Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Hem de kamera önünü yapıyorsun ya. Kamera önünü? Kamera önünü yapıyorsun abi. Gerçekten başarılısın bu konuda. Abi doğalız yani. Şimdi doğalız. Ne yapalım yani? Şimdi heyecan mı yapalım? Ne olacak yani? Sonu ne olacak yani? Şimdi yeni videolarda hep şey meşhur. Ne meşhur abi? Abi böyle işe başlıyorsun. Başladığın anda üf olmayacak ya. Aman yok ya, tüh kötü, çok kötü oldu falan. Sonra finalde işi bitiriyorsun. Şimdi YouTube'da bu moda. Şimdi gerçek ne? Ne iş yapıyoruz abi? Egzozcu. Evet abi. Doğru mu? Doğru abi. Ne yapıyoruz abi? Şimdi bu araba ne abi? Tofaş. Şimdi bunu bilimselleştirmeye, bilginin epistemolojisine girmeye gerek var mı ya? Ya sen... Yani gerek ya. Efendim borular böyle. Borular buradan gider. Şu 2 milim, 5 milim buradan borular çok nazik gider falan. Daha akışkan gider. Ondan sonra sağdan gider, daha tok ses çıkar. Lan oğlum bu tofaş egzozu ya. Bildiğin boru. Borucuyuz biz, boru. Bor bildiğin boruyu takacaksın, geçeceksin ya. Yani boru ya. Yani gerek var mı? Gerçek ne? Bu tofaş egzozu ya. Takacaksın, sesi keseceksin yani, o kadar basit.
Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada insanların motosikletlerinin egzozlarını yapıyoruz. Arabalarına egzoz yapıyoruz. Biz burada hayal mayal satmıyoruz. Biz burada insanların orijinalliyse orijinalini gerektiği şekilde satıyoruz. Ve kırmıyoruz. Kırmadan, dökmeden, gerektiği şekilde yapıyorum. İnsanlardan burada öyle gidiyor. Öyle. Kardeş sen bile bizim istersen sabah erken bir de akşam 7 saatteki muhabbete denk gel. Yani. Sabahımız ayrı, akşamımız ayrı. Akşam duygusallaşıyorum ben. Yapma ya. Çok ciddiyim seni. Duygusallaşıyorum. Bilmiyorum ne olacak. Bilemedim ya. Bundan 5 yıl önce skuterim vardı abi. Evet abi. Kelli felli müşteriler geliyordu böyle. Gerçekten ben bu işi yapabilirim ya. Yapabilme potansiyelim var yani. Etini yerim onu. Senin neyin var kardeşim derdi bana. Ben skuterim var. İnanmıyorlar. Bana inanmıyor. Şimdi iyi bir motorumuz var. Bana iş yaptırıyorlar. Ama o ben değilim ya. O ya. Ben değilim. Etiket her şey. Ne? Etiket her şey. Etiket her şey mi? Etiket her nasıl şey. Nasıl etiketi abi. Nasıl yapıştırıyoruz abi? Arkadaş merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim abi. Sağlığına dolayı. Seni dinliyorum abi. Ne dinliyorsun abi? Anlatıyorsun, dinliyor musun? Sen anlat abi. Ya ben bir tek kameraların karşısında çok konuşamam abi. Bak abi. Abi öyle oluyor. Bu adamla yeni tanıştık. Evet. Tamam. Geldik bir kere. Nasılsın abi? Çok şükür abi. Beni yeni tanıdın değil mi? Aynen abi. Yalnız ben hani senin samimiyiz diye yani. Aynen. Sıkıntı yok abi. Sen rahat hisset kendini. Ya. Sabah geldi. 1 saat önce tanıştık. Tamam mı? Malatyalı. Şu an kol kolayız. Ama bak şimdi. Malatyalı. Ah oraya bak abi. Malatyalı'nın güzel bir özelliği. Her şey yuvarlak abi. Yuvarlak. Özal gibi. Görüyor musun? Bir de gülüşleri var öyle. Gül abi. Dün yaşadığım bir olayı anlatayım sana. Evet abi sen deyin. Şimdi Ferrari, Lamborghini, ondan sonra Porsche güzel arabalar dizilmiş böyle. Tamam mı? Kafenin önünde. İçeride güzel arkadaşlar, abiler oturuyor falan. Egzozlarımı açtım, motorumu şöyle. Deri ceketimi giydim. Ondan sonra ayakkabılar, cön, zincirler falan filan derken egzoza şöyle bir ara gazı verdim. Hayat durdu kardeşim, hayat. Hayatı durdu. İki tekerle hayatı durdururum abi. Sen de bu motor işini seviyorsun. Ya şu olaylar bitsin bir. Şu olaylar bir bitsin be. İsmail abi, bu olaylar bitince ne yapacağız abi? Biz de hiçbir şeyle değişmez. Çalışmaya devam. Şimdi abi, Hatun'la tanıştım. Sana olayı anlatayım şimdi. Hatun'la tanışınca, Hatun'a dedim sen nelerden hoşlanıyorsun dedim. İşte ben dedi sürprizlerden hoşlanıyorum da işte falan da filan da. İşte küçük sürprizleri de işte ya, tek taş falan filan ya. Dedim ya ben tatillerden hoşlanıyorum. Enayi'nin kredi kartı patlamış. Tamam mı? Nasıl patlamış? Bir sor bakayım abi. Nasıl patlamış abi? Gitmiş ruj almış enayi. Rimel almış falan patlamış. Aç! Bana gitti. Bana mı denk geliyorsun sen? Açsın sen. Yani nesin? Ya ben de egzozcu Mustafa'yım yani. Tabii 13 anahtarım var yani. Gerçek değil mi yani? Anahtarım var hayata. Öyle yürüyorum yani fark edersen. Kur'an çarpsın. Aç lan. Niye bana denk geliyor arkadaş ya? Ya bir gidin arkadaş. Bir aç gidin aç. Herkes aç ya. Ya çalışın arkadaş ya. Şimdi abi şurada ne yazıyor? Ahmet Emin Türeli. Evet abi. Bunu yazmasına gerek var mı? Yani en çok dikkat çeken araba bu olduğu için ve sürekli genç kardeşlerimiz fotoğraf çekinip paylaştığı için abi. Ahmet biz Emin de yazdık. Türeli. Evet. Sen şimdi nesin reklamsı abi? Bir şey. Şimdi fenomen misin sen şimdi? Fenomen diyemeyiz abi. Henüz o kadar değiliz. Nesin abi sen? YouTube'da iş yapan, arabaları çok seven, bu hayatta bir şeyleri başarmaya çalışan bir adamım ben. Yani YouTube'dan yürüyeceksin. İnşallah. Ne olacak peki yürüyünce? Daha güzel bir hayat. Hepimizin uğraştığı şey. Çorba kaynasın. Belki yanına bir de pasta alır. Pasta mı? He. Ekmek değil. Pastaya koşuyoruz abi. Abi pastaya pasta lazım zaten. Bana ne lazım? Sana ne lazım ne abi? Ne lazım abi? Ne lazım? Bilmiyorum. Cüzdanım var burada. Motosikletle giderken düşmesin diye zincir falan takıyorum. Birincisi bir şey var. İkincisi artistlik için yani. Hava civa ya. Tabii ben buyum yani falan. Ama şimdi ben bu sanayiye zincir, küpe, bunlar böyle çok ters şeyler biliyor musun? Yani şu zincir olayını bir senede zor anladılar. Ya evet böyle bir şey var hayatta. Yani zincirde takılabiliyormuş diye. Yani sanayide bunu ben gösterdim. Şaşmazlar. O zaman sana marjinal egzozcu diyebilir miyiz abi? Yani ne dersen de yani fark etmez de yani insan de yani. İnsan evladıyım ben. Eyvallah. Gel kardeşim gel. Ne yapıyorsun? İyi seviyorum. Gel. Ters dışarı. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Niye seviyorsun? İyisin lan işte. Bir sevsene. Kurban olur musun? Bak. Sen şimdi
Delikanlı gibi olmuş. Aşağıda çok büyük bir dükkanımız var değil mi? Evet. Ama sen bana gelip benden medet umuyorsun değil mi? Niye? Beni sevdiğin için. Sana yardımcı olacağım. Akşam onda ne yapacaksın sen bu parayla? Lazım. Ne yapacaksın? Ya Antalya'ya gideceğim. Nereye? Antalya'sa. Antalya'sa ne yapacaksın? İskender'e gideceğim. İskender'e gideceksin. Başka? Orada da şey, başka yere giderim. Başka yere nereye gideceksin? Şeye çıkarım, aşağı orada film bakarım. Filme bakarsın? He. O şey, Recep Bozum, Recep var ya. Recep İvedik mi? He, o şeyde vardır. Yemin et. He. La sen insansın. Sen seviyorum lan abi. Lan şerefsizim bak, sen var ya. He. Sen şöyle güzelsin var ya, seni çok seviyorum. Tamam. Ama senin bu bakışına hayranım. Sen değil mi abi? Dur bakayım içine ne gidiyor? Bir kardeş sen hastalanırsın. Kim bas? Lan niye gülüyorum oğlum hala? Are you listening? Damn. Abo. Cahir cahir dökülüyor abla. Mustafa abi şimdi bu egzozu komple değiştirmemizin bize karı ne olacak? Arabadaki karı ne olacak? Sıkışma oranım düzelecek. Bu eski sistem olduğu için karbondioksit oranları bunlar da çok problem değil. Yani çok işlevli değil. Sıkışma oranını sağladığı için yakıt oranı düşer. Hı hı. Ondan sonra ses izole oranı gayet ciddi oranda düşer. Yani sana egzozun kısaca mantığını anlatayım mı? Tabi abi. Arabayı bırakalım. 50 cc'lik bir motosikletten bahsedelim. Tamam. 50 kilometre hızla gidiyor. Tamam. O 50 cc'lik motosikletin egzozunu kıralım. Böyle bir patır patır çalışsın. Sıkışma oranı düştüğü için o motosiklet 10 kilometre, 15 kilometre daha da düşecektir. Aynı mantık. Karbüratörlü araçlarda, enjeksiyonlarda da öyle ama karbüratörlü araçlarda daha baskın bu. Egzoz patladığı zaman, tıkandığı zaman sıkışma oranı birikmeden çoğalır, birikmeden düştüğü için arabanın performansı düşer. Şimdi egzoz takıyoruz ya biz böyle. Yaptığım en çok iş bu. Benim bu hayatta. Ben orijinal egzoz müşterisinden çok sesli egzoz, performans egzozu yaptıran müşterim çok. Yalnız şimdi bu piyasada bağırıyor ya böyle bangır bangır bangır. Aslında onunla bir performans yok yani. Düşüklük var yani. Anlatabiliyor muyum? Yani amaca yönelik biz çok bir egzoz yapmıyoruz aslında. Sadece egoları tatmin ediyoruz. Bağırsın, gürültü yapsın falan filan. Ama o amaca uygun egzoz performans egzozu da yapılabiliyor. Sıkıştırma oranını çoğaltarak egzozun sesini ayarlayarak öyle egzoz takmak var bu hayatta. Çok mu konuştum? Yo abi gayet güzel bilgiler oldu işte. Evet. Sanayi burası. Civata yağlayayım tabii. Burası sanayi. Burası sanayi abi ne olacak yani? Sana bir şarkı söyleyeyim mi? Hadi söyle be abi. Dokumacı kızlar ya. Bunlar var ya bunlar. Bunlar bizi tarlada dahi olsak, memnun ettiğimiz insanlar biz tarlada dahi olsak bizim peşimizden gelecektir. Ben buna inanıyorum bu hayatta. Ne diyeyim abi? Egzozlara fısıldayan adam. Ben usta değilim. Hala yeni şeyler öğrenen, işimle alakalı yenilikçi, yeni şeyler öğrenen sıradan bir egzozcuyum yani. Sıradan bir egzozcu. Damn. Şu olaylar bitsin gerçekten aşık olacağım. Aşık olur mu sen? Olursun be abi niye olmayacağım? Çok kötü bir şey ya. Yaşadın mı hiç aşk sen? Yaşadım tabi abi evliyim. Ne oluyor? Karnının içinde gıdık gıdık bir şeyler oluyor ya. Şöyle gıdıklanıyor ya. Allah. O duyguyu bir daha güzel yaşar şey mısın? Be. Peki abi sana bir soru soracağım. Tabi abi. Kadınlar ne ister? Güç ister. Eski dönemdeki güç. Bilekteki güçtü. Bir hayvanı yakalayıp getirebilmek, yani karın işte, doyurabilmekti. İşte. Abi biz... Ne iş ya? Ne yapıyoruz abi? Egzoz yapıyoruz, kadınlardan bahsediyoruz evet. Ya. Anneciğim dedim, bize güzel fırında dedim, bir tavuk dedim. Fırına atar mısın dedi. Tamam oğlum dedi. Hoş gibi böyle. Ondan sonra evden aldım geldim, gel abi. Bak tavuğumuza bak. Şimdi bak. Şimdi sobamızda yanıyor. Yanıyor mu? Yanmıyor. Gerçek ne? Yanmıyor. Niye yanmıyor? Çünkü ucuz kömür aldık. Ondan sonra o da yanmıyor abi. Bizi dümenden çevirdiler yani. Şimdi bu soba yansa. Bu soba yansa. Bu tavuk pişse ne olur abi? Ne olur abi? Ne olur abi? Bir de bana bir şey söyle ya. Karnımız ne doyar ne olur? Karnımız doyar. Aynen. Karnımız doymaz abi. Telefon kimin? Kumuz a**. Yeni egzozumuzun montajı başladı. Peki biz insan mıyız? Biz insan değiliz sanki abi ya. Niye öyle dedin? Çok insan gibi yaşıyor gibi değiliz gibi görünüyor. Yani mutluluk ne biliyor musun şimdi? Bakıyorsun ya.
yapıyor ya. Yani mutluluk bu ya. Başımıza çalıyor. Yani. Yani. Abicim teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık. Eline sağ olasın. Sen şu an bunu demeseydin ben onu kesecektim. Hiç kimse anlamayacaktı. Teşekkür ediyorum. Ben de bitirdik. İşin rastgesi. Sağ olasın abicim. Var mı başka yapacağımız bir şey? Şu an egzozla ilgili bitti değil mi işimiz? Tamam. Şu an egzozla bitti işimiz. Aynen. Başka ne yapacağız abi? Başka şimdi bir işimiz. Başkanın sonu yok. Başka. Başka. Yani ilk başta hayaller şöyledir. Pembe kapalı bir evim olsun. Ondan sonra işte çelik kapım olsun. Sonra bir katım daha olsun falan. Benim hayalim çok fazla büyük değil yani. Güzel bir iş. İşimize gücümüze olalım. Ekmeğimizi peşinize olalım. Gerisi de çok fark etmez yani. Önemli değil. Ne dedi? İncinmişsin dedi. Siz de arkadaşlar bütün işleriniz için rahatlıkla gelip tek egzozla halledebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'ıma şükürler olsun. Bizim gelenimiz de çok, gidenimiz de çok, sevenimiz de çok. Düşmanımız mı var? Düşmanımıza fark ederse de vuran çarpsın. Helal ayla. Allah'ım bu da iyi oldu.